Herkese merhaba. 1 Ekim 2020. Bugün yağmur yağdı bizde. Hemen ardından polen de gelmeye başladı. Hafif de olsa iyi bir polen girişi var kovanlara. Bu çok güzel bir şey arıcı için. Sevindirici bir durum. Çünkü polen geliyorsa arı doğal olarak yumurta atar. Bu da koloninin güçlenmesi demektir. Bu da bizim şu anki süreçte en çok istediğimiz şey olur. Bazı yerlerde belki polen gelmiyor olabilir. Kıtlık başlamıştır, kış süreci başlamış olabilir. Bu yüzden yapabiliyorsanız polen ve bal karıştırıp peteklerin üzerine bırakabilirsiniz. Yavru atımını illaki arttıracaktır. Biliyorsunuz kışa girmeden önce yapılması gereken en önemli unsurlardan biri mevcut koloniyi güçlendirmektir. Tabi varroa da var. Bunun içinde varroa mücadelesi vazgeçilmezimizdir. Bunu da aksatmamak gerekir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bu son süreçte artık kovanlara herhangi bir kovan açma durumu olmayacak, biliyorsunuz soğuk olacak artık. Kovan açamayacaksınız. Bu yüzden elinizi çabuk tutup bir an önce stokları kontrol edip tamamlamanız gerekiyor. Varroa mücadelesi hiçbir zaman vazgeçmeyin. Doğal olarak tavsiye ediyorum tabii. Ben nane kekik yağı kullanıyorum her zaman. Hiçbir şekilde de sıkıntı yaşamıyorum. Çoğu yerde koloni kayıpları olduğunu görüyoruz son zamanlarda. Hatta kimyasal ilaç kullanan arkadaşlar oluyor paylaşımlarda falan. Görüyoruz bunları. Koloni kayıplarına sebep oluyor. Bir sürü baş ağrısı. Hiç gerek yok arkadaşlar. Rahat olup böyle doğal yöntemlerle mücadele yaptığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii ki yani bazıları kötülemek amaçlı dozajdan bahsedebiliyor. İşte kovan terki gibi şeylerden bahsedebiliyor ama bunu kendiniz yaşayarak öğrenebilirsiniz. Hani ben böyle bir durumda yaşamadım açıkçası. Çok abartmamak şartıyla bunu uygularsanız, hani 2-3 günde bir, 4 günde bir uygulamanız gereken bir uygulamayı her gün yaparsanız tabii ki sıkıntı yaratır. Ama bu bir düzene oturmuş şu an için. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Var olan bir karışım, sabit bir ölçüde var olan bir karışımı uyguluyorsunuz. Kartonlara yediriyorsunuz. 3-4 gün kovanın içinde kalıyor zaten. Ondan sonra da herhangi bir etkisi kalmıyor. O süreçte herhangi bir kovan terki olacağını sanmıyorum. Bende olmadı. Ayrıca yavru atımını engellediği de söyleniyor ama böyle bir şey ben şimdiye kadar yine yaşamadım. Öyle olsa zaten kışa böyle bir kovanla girmezdim. Görüyorsunuz giriş çıkışlar mevcut. Bayağı iyi bir durumda benim kovanlarım. Herhangi bir sıkıntım yok. Her söylenene de kulak asmamak gerekir tabii. Kafanız rahat olsun. En kötüsü zaten hani bir kovanda deneyin. Kendi gözünüzle görün. Her söylenene kulak asacaksak zaten bu piyasa maalesef arıcılık piyasası bir kuyu gibi. Herkes de taş atıyor bu kuyuya. Maalesef inananlar da oluyor, korkanlar da oluyor, çekinenler de oluyor. Bu gayet normal tabii. Herkes kendi fikrinde hürdür. Söylemekte de hürdür. Dile getirmek gayet normal değil ama benim dediğim kendi gözünüzle deneyip kendi gözünüzle sonuçları görmek daha makul olacaktır, daha faydalı olacaktır. Nane kekik uygulamasında herhangi bir zarar, herhangi bir dezavantaj olduğunu sanmıyorum. En azından ben yaşamadım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Diyeceklerim bunlar.
Dediğim gibi ben son olarak yine tekrarlamakta fayda var. Kışa doğru yaklaşıyoruz. Her elinizden geldiğince stoklarını tamamlamaya çalışın. Yavru attırmak için dediğim gibi polen bal karışımı yapıp peteklerin üzerine bırakabilirsiniz kek niyetine. Hazır keklerden çok daha doğru bir uygulama yapmış olursunuz. Hazır keklerin içinde zaten bin bir türlü kimyasal var yine. Çok faydalı olduğunu düşünmüyorum ben. Yavru atımına belki bir etkisi olur ama illaki bir etkisi olur ama doğal yaptığınız şeylerden kat kat az bir etkisi olur, emin olun bundan. Bu yüzden doğaldan şaşmayacaksınız. İnşallah hayırlı sonuçlar alırsınız deneyenler için. Başka diyeceğimiz bir şey kalmadı sanırım. Herkese hayırlı günler diliyorum.